Selamlar hepinize. Bu derste before, after, during ve while kelimelerine bakacağız. Bunlar aslında kelimelere ya da cümlelere ek katıyorlar. Den önce, den sonra, sırasında, iken anlamlara katıyorlar. Sırasıyla gittim aslında. Before bir şeyden önce demek. After bir şeyden sonra demek. Ama dikkat edin, sadece önce ve sonra değil. Bir şeyden önce, bir şeyden sonra. Yani den önce ve den sonra eki katıyor. During, esnasında, sırasında, boyunca gibi anlamları var. Türkçe'ye her zaman çok güzel bir şekilde çeviremeyeceğiz. Yani Türkçe'de boyunca demeyeceğiz de, mesela at night dediğinde gece boyunca demek aslında. Ama Türkçe'de bazı yerlerde böyle kullanmayacağız. Sırası geldikçe söyleyeceğim. Aslında sadece gece derken bile during night şeklinde kullanacağız. While daha önce gördüğümüz bir konuydu. İken anlamı katacak. Kullanımları çok farklı. Dikkat edin. Türkçeden biraz farklı kullanıyoruz. Neden farklı? Mesela şöyle. Before I came diyoruz. Ben gelmeden önce. Şimdi Türkçe'de de gelmeden önce diyorum. Yani fiilden sonra den önce ekini katıyorum. Ama İngilizce'de böyle değil. I came before demiyorum. Before I came diyorum. Bu çok önemli çünkü eğer before'u cümleden sonrasında kullanırsanız, yani bir cümle kullanıp ondan sonra before derseniz daha önce anlamı katmış olur. O zaman çok farklı bir anlama bürünüyor. Bizim yapacağımız şey burada bir kelimeye veya cümleye den önce anlamı katmak için başına before getireceğiz veya den sonra anlamı katmak için başına after getireceğiz. Bunların hepsi ek katmak istediğimiz kelimeye veya cümlenin başına geliyor. Buna çok dikkat edin öncelikle. Şimdi ilk etapta ayırıyor bunları. Bir mantığı var ayırmasının. A kısmında before, during ve after şeklinde veriyor. B kısmında ise before, while, after şeklinde veriyor. Yani during yerine while kullanacağız. Neden böyle kullanacağız? Birazdan anlatacağım. İlk bölüme bakalım şimdi. Bu ilk bölümde aslında ayırmasının sebebi şu, söyleyeyim. İlk bölümde isimlerden önce kullanıyoruz. Mesela the film, the film, the film şeklinde. Bunlar isim. İkinci bölümde ise we played, we were playing, we played diye vermiş. Yani cümlelerden önce de kullanabiliyoruz. Ya bir isimden ya da bir cümleden önce gelecek. O yüzden during ve while'in yeri değişecek. Şimdi detaylara geçiyorum. Demiş ki before the film, yani filmden önce. During the film, film sırasında, film boyunca, film esnasında gibi bir anlam var. After the film ise filmden sonra demek. Örnek cümlelere bakalım neler varmış. Everybody feels nervous before exams. Nervous gergin demek. Herkes sınavlardan önce gergin hisseder. Dikkat edin, sınavlardan önce diyorum Türkçe'de ama before exams diye kullanıyorum. Yani isimden önce geliyor. Diğer tarafta alttaki cümlede I fell asleep during the film. Film sırasında uyudum, uykuya daldım demek. During the film. Filmde, film sırasında, film boyunca gibi farklı şekillerde çevirebilirsiniz. Son cümlede ise we were tired after our visit to the museum. Müzeye ziyaretimizden sonra yorulduk demek. After our visit diye kullanıyorum. Ziyaretimizden sonra. Dikkat edin, buradaki visit ziyaret etmek değil. Hem fiil anlamı var hem isim anlamı var. Burada isim anlamında kullanıyor. Bunu nereden anlıyorum? Çünkü our visit diye kullandığı için anlıyorum. Yani bizim ziyaretimiz dediği için burada bir isim olduğunu anlıyorum. Bunu şöyle de yapabilirdi. After we visited deseydi eğer, o zaman fiil anlamında kullanmış olduğunu anlayacaktım. Ve we visited diyecektim. Normal cümle kurarken subject ile kurmam gerekiyor. Subject artı verb yapmam gerekiyor. We visited dersem cümle. Ama our visit dersem isim demek. Bunlar çok önemli detaylar. Bunları lütfen öğrenmeye çalışın. Şimdi bu kısım, A kısmı, isimlerden önce kullandıklarımızdı. B kısmında ise cümlelerden önce kullanacağız. Yine aynı anlamı verecek. Before we played, oynamadan önce. Before the play derseniz, play de isimdir aynı zamanda. Hem oynamak demek, hem oyun demek. The play derseniz isim olmuş olur. Ama we played derseniz fiil olmuş olur. Yani cümle kurmuş olursunuz. Before we played, oynamadan önce. Biz oynamadan önce. While we were playing, biz oynarken demek. Dikkat edin. During we were playing demiyoruz. Burada during vardı, burada ise while var. Cümleyle kullanırken, yani during'ten sonra cümle kullanmıyoruz. Onun yerine while kullanıyoruz. Ve while'ın çok önemli bir kuralı var. Continuous tense ile kullanılır. Present continuous olabilir, past continuous olabilir. Burası past continuous. Nereden anlıyorum? Was, were, verb ing'den anlıyorum. Veya be fiiliyle kullanabilir. Yani am, is, are ve was, were'le. Tek başına am, is, are, was, were olabilir veya am, is, are, was, were, verb ing şeklinde olabilir ve iken anlamı katar.
While we were playing, biz oynarken ama geçmişte demek. Tek başına we were playing dersen biz oynuyorduk demiş olursunuz. While katarsanız başına oynarken demiş olursunuz. Sonrasında after we played, oyun oynadıktan sonra, biz oynadıktan sonra demek. Alttaki örnek cümlelere de bakalım. Don't forget to close the window before you go out. Pencereyi kapatmayı unutma çıkmadan önce. Şimdi şuna dikkat edin. Bazen simple past tense cümle yapacağım. Bazen simple present'ta. Neye göre karar vereceğim? Burada geçmişten bir olay anlatıyorsa eğer, bu geçmişte olmuş bitmiş bir olay. O yüzden before we played diye yapıyor. Çünkü oynadılar artık ve bu oynamadan önce kısmı geçmişte kalmış oluyor. Ama burada genel bir şeyden bahsediyor veya şu andan bahsediyor. Pencereyi kapatmayı unutma, dışarı çıkmadan önce demek. You go out, dışarı çıkarsın. Tek başına anlamı. Before you go out, before'u başa alıyorum. Çıkmadan önce demek. Geniş zamanda yapıyorum. Genel bir şeyden bahsettiğim veya şu anda olan bir şeyden bahsettiğim için. Sonrasında I often fall asleep while I'm reading. Bu da çok önemli. Uykuya dalarım, uyuyakalırım while I'm reading. Genel bir şeyden bahsediyor. While'dan sonra continuous tense kullanmamız gerekiyor. Burada past continuous kullanmıştık while we were playing. Burada ise genel bir şeyden bahsettiği için present continuous kullanıyor. Normalde present continuous şu anda yaptığımız şeylerden bahsederken kullanılır. Ama while'da böyle bir şey yok. Genel bir şeyden bahsederken de while'dan sonra continuous tense kullanmak zorunda olduğunuz için yine present continuous tense ile cümleyi yapmanız gerekiyor. Ne demiştik? Ben okurken çoğunlukla, sıklıkla uyuyakalırım demek. Genel bir şey ama while olduğu için, continuous olmak zorunda olduğu için present continuous tense ile yapıyoruz. Sonrasında they went home, eve gittiler. After they did the shopping. Shopping'i yaptıktan, yani alışverişi yaptıktan sonra eve gittiler. Normal bir cümle. They did shopping, alışverişi yaptılar demek. After they did the shopping, alışverişi yaptıktan sonra demek. Geçmiş zamanda bir şeyden bahsediyor. O yüzden bunu da simple past tense yapmış. Şimdi C kısmında neler vermiş bakalım. During, while ve for'u karşılaştıracağız. Dikkat edin. During'den sonra isim kullanıyorduk. While'dan sonra ise bir fiil kullanıyoruz. Emizar olabilir tek başına veya present veya past continuous olabilir. Yani herhangi bir continuous tense. For'dan sonra ise daha önce görmüştük bunu, bir period of time kullanırız. Yani bir zaman periyodu. 3 hafta olabilir, 5 yıl olabilir. Böyle bir geçen bir zamandan bahsediyor olmamız gerekiyor. O açıdan bu üçünü çok iyi anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Açıklamasına bakalım neler demiş. We use during plus noun. During plus noun, yani isim kullanırız. During the film gibi. We use while plus verb, yani fiil kullanırız. While I'm reading gibi. For'u vermiş mi? Vermemiş, altta verecek. Şimdi önce bunlara bakalım. We didn't speak during the meal. Konuşmadık. During the meal, yemek esnasında, yemek boyunca konuşmadık demek. Dikkat edin, meal isim burada. We didn't speak while we were eating. Yemek yerken konuşmadık. Burada cümle kurmak zorundayım. While'dan sonra ya bir continuous tense cümle olacak ya da sadece emizar was were şeklinde olacak. Geçmiş zamandan bahsettiği için we didn't speak dediğine göre konuşmadık geçmiş zaman. O yüzden bunda past continuous ile kullanıyorum. While we were eating diye yapıyorum. For'da ise nasıl kullanıyormuşuz? Use for, not during. During kullanma diyor, for kullan diyor. Ne için? A period of time için. 3 days, 2 hours, a year. Şu kadar saat, şu kadar zaman, şu kadar hafta, şu kadar yıl gibi şeylerden bahsederken for kullanmamız gerekiyor. We played tennis for 2 hours. 2 saat boyunca tenis oynadık demek. During 2 hours diye bir şey yok. Kullanmıyoruz. I lived in London for a year. Bir yıllığına Londra'da yaşadım. Bunu eğer during ile kullansaydım nasıl bir şey yapardım? Mesela during the summer derdim. Yaz boyunca Londra'da yaşadım derdim. Ama for a year, bir yıl derken for şeklinde kullanıyorum. Yaz dersem during şeklinde kullanacaktım. During ile for arasındaki fark budur. Sonrasında ne vermiş? You can use before, after, plus, ing. Eğer normal bir cümle de yapabiliriz. Before, after'dan sonra şurada olduğu gibi. After they did the shopping demişti. Veya before you go out demişti. Veya bunun daha kısa halini yapıyoruz. O da çok kullanılan yaygın bir yapı. Şöyle yapıyoruz. I always have breakfast before going to work. İşe gitmeden önce kahvaltı yaparım demek. Normalde bu cümle before I go to work geniş zamanda bir cümle. Ama subject'i atıyorum. Kimin yaptığı önemli diye burada atıyorum.
ve sadece fiile ing takısı getiriyorum. Bu geniş zamanda olsun, geçmiş zamanda olsun hiç fark etmez. Bu cümle geniş zamanda. Before I go to work, before going to work şeklinde yapıyorum. Burada ise geçmiş zamanda bir şey vermiş. After doing the shopping, they went home. Normalde after they did demem gerekiyordu. After they did the shopping, they went home. Simple past tense bir cümle. Ama bunu da aynı şekilde after doing the shopping şeklinde yapıyorum. They'i atıyorum ve fiile ing'i getiriyorum. Çok kullanılan bir yapı. Siz de kullanmaya çalışın. Son olarak ne demiş? Remember, we say before going, not before to go. Bunu söylemesine gerek yoktu. Bu kitabın saçma bir özelliği bence. Tabii ki de böyle kullanmıyoruz zaten. Yani to'la kullanmayın, ing ile kullanın diyor. Peki ne oluyor aslında ing ile kullandığımızda? Fiili isimleştirmiş oluyoruz. Nasıl ki before'dan önce bir isim kullanabiliyorsam, before the film demek gibi. Going da artık gitmeden önce demeye çalışıyorum. Ve artık o fiili isimleştirmiş oluyorum ing ile. To'yu vermesinin sebebi şu, fiilleri isimleştirmek için ya ing kullanırız ya to kullanırız. Burada to kullanma da ing kullan demeye çalışıyor. Ne demişti? Before going, not before to go. After doing, not after to do. To ile kullanmıyoruz, ing ile kullanıyoruz. Olay budur. Örnek cümlelerine bakalım tabii ki. Before eating the apple, elmayı yemeden önce I washed it carefully. Dikkatlice yıkadım. Geçmiş zamanda bir şey. Aslında şöyle, before I ate the apple demek yerine before I ate, before eating şeklinde yapıyorum. Veya ikinci cümlede, I started work after reading the newspaper. Aslında cümle şu, I started work, çalışmaya başladım demek. After I read the newspaper, I read yerine after reading şeklinde yapıyorum. Yani fiili isimleştirmiş oluyorum. Şimdi kısa bir özet geçeyim, ondan sonrasında egzersizlere bakalım. Ne demiştik? İsimlerden önce kullanabiliyorum. Before the film, filmden önce. During the film, film esnasında. After the film, filmden sonra. Hepsinden sonra bir isim kullanabilirim. Eğer ki cümle kullanacaksam during yerine while kullanmam gerekir. Aynı şekilde cümlelerden önce kullanıyorum. Before we played, while we were playing. While'da ya am is are, was were kullanmam gerekiyor. Yani be fiili veya continuous tense'de kullanmam gerekiyor. Yani be fiili artı verb aynı şeklinde. After'da da aynı şekilde normal cümle kullandım. During, while ve for önemliydi. During'den sonra during summer, during the week, during the night gibi isimler kullanıyorum. While'dan sonra cümle kullanıyorum. Continuous tense bir cümle. For'dan sonra ise period of time kullanıyorum. Yani zaman periyodu. Şu kadar yıl, şu kadar ay gibi şeylerden bahsederken kullanıyorum. Veya cümleleri normal subject'ini atıp, tense'ini de atıp hiç uğraşmayıp fiile ing getirerek, isimleştirerek bu şekilde de cümle yapabiliyorum. Konu anlatımı bu kadar. Egzersizlere bakacağız birazdan. Egzersizler şu açıdan önemli. Bir, kelime öğrenmeniz açısından önemli. İki, anlatırken kolay ama egzersizlere gelince biraz kafa karışabiliyor. O yüzden birlikte yaparsak daha iyi olur. Birazdan egzersizlere başlayacağız. İlkinde ne istemiş bizden? Complete the sentences, choose from the boxes demiş. Cümleler vermiş. Biz bu cümleleri tamamlayacağız. After, during, before, while ve ardından bunları getireceğiz. Neler var? Lunch var, öğle yemeği. The concert, konser. The course, kurs demek. Bunlar isim. The end, son demek. Bitiş demek. Filmin sonu gibi. The night, gece. Burada ise cümleler vermiş. They went to Australia. Avustralya'ya gittiler demek. Gitmeden önce veya gittikten sonra gibi cümleler kuracağız burada. Ve you are waiting, bekliyorsun demek muhtemelen sen beklerken while ile kullanacağımız bir cümle olacak. Şimdi bakalım mantığına göre bizden neler istiyormuş. Everybody was nervous before the exam demiş. Daha önce yaptığı bir cümleydi. Exam'dan yani sınavdan önce herkes gergindi demek. Sonraki cümleyi biz yapalım. I usually work 4 hours in the morning and another 3 hours. Çoğunlukla sabah 4 saat çalışırım and another 3 hours dedi, 3 saat daha demek. Another diğer, bir diğer demek aslında ama 3 saat daha anlamında. And another 3 hours after lunch diyebiliriz mesela, öğle yemeğinden sonra. Yazmayayım bunu, after lunch şeklinde yapabiliriz. Öğle yemeğinden sonra 3 saat daha çalışırım demek. Sonrasında the film was really boring. Film gerçekten çok sıkıcıydı. Boring, sıkıcı demek. We left. Çıktık filmden, ayrıldık. Ne zaman çıkmışsınızdır? The end diyebiliriz. Before the end. Bitişten önce, bitmeden önce. Şöyle de diyebilirsiniz. Bu isim bu arada dikkat edin. Başına the geliyorsa, fiillerin başına the gelmez. The geliyorsa bu bir isim demektir.
Before it ended de diyebilirdiniz. Bitmeden önce fiille yani cümleyle kullanmış olurdunuz. Before the end, bitişten önce demiş olursunuz. Yani isimle kullanmış olursunuz. 4'te Anna went to evening classes to learn German. Akşam sınıflarına, akşam derslerine gitmiş. To learn German, Almanca öğrenmek için, makemak için eki. She learned a lot, çok öğrendi. Ne zaman çok öğrendi? During the course diyebiliriz. Kurs sırasında, kurs esnasında, kurs boyunca gibi bir anlam katar. During the course şeklinde. At the course da diyebilirsiniz aslında. Kursta çok öğrendi de diyebilirsiniz. During the course da diyebilirsiniz. İkisi de doğru, yanlış değil. 5'te my aunt and uncle lived in London. Teyzesiyle eniştesi muhtemelen bu London'da yaşadılar. Ne demiş? Before they went to Australia diyebiliriz. Avustralya'ya gitmeden önce. Normal bir cümle. Before they went to Australia. Avustralya'ya gitmeden önce Londra'da yaşadılar. 6'da somebody broke a window. Somebody biri demek. Biri pencere kırdı. Did you hear anything demiş. Sen hiçbir şey duydun mu? No, I was asleep all the time. Hayır, ben hep uyuyordum demek. Ne zaman kırmıştır uyuyorsa? Gece kırmıştır. Geceden sonra, geceden önce diyemem. While'dan sonra while the night diye bir şey de kullanamıyorum. Bir was were falan bir şey olması lazım. O yüzden during the night şeklinde kullanabilirim. Gece sırasında. Aslında gece demek sadece. At night da diyebilirsiniz. During the night derseniz gece boyunca. Gece boyunca sürekli cam kırdı anlamında değil bu. O gece esnasında bir anda anlamı katıyor aslında during. En başta demiştim ya, Türkçe'ye çok güzel çeviremeyeceğiz. Yani biz Türkçe'de gece boyunca cam kırdı demeyiz çünkü. Gece esnasında, aslında gece kırdı deriz. Ama İngilizce'de böyle kullanılıyor. At night da diyebiliyorsunuz bu arada. O zaman d'sı yok ama. During the night, at night şeklinde kullanıyoruz. 7'de would you like to sit down? Oturmak ister misin? Hemen şurada you're waiting görüyorum. While you're waiting diye yapabilirim. Beklerken, sen beklerken oturmak ister misin? Present continuous'ta bir cümle. Sonrasında are you going home? Eve mi gidiyorsun? Yes, I have to get up early tomorrow. Evet, have to yapmak zorunda demek. Yarın sabah erken kalkmak zorundayım. Sabah dememiş, yarın erken kalkmak zorundayım. Are you going home? The concert kaldı. After the concert, konserden sonra eve mi gidiyorsun? Gibi bir cümle. Bir sonrakinde ne istemiş bizden? During, while ve for. During'den sonra normal bir isim kullanıyorduk. While'dan sonra cümle kullanıyorduk. For'dan sonra ise period of time kullanıyorduk. Yani zaman periyodu. Ona göre yapalım şimdi. We didn't speak while we were eating. Yemek yerken konuşmadık. We were eating olduğu için, bir cümle olduğu için while'ı kullanıyorum. We didn't speak during the meal. Yemek esnasında konuşmadık demek. Sonrasında Gary called. Aradı demek. While you were out derim. Normal bir cümle var. Dikkat edin. Was were yapısı var burada. Was were verb ing de olabilirdi. Başka bir fiil yok burada. Out dışarıda demek. Sen dışarıdayken anlamı katıyor. While you were out şeklinde yapıyorum. Bir cümle var. O yüzden while şeklinde kullandım. Sen dışarıdayken geri aradı demek. I stayed in Rome. 5 days demiş. For 5 days diye kullanırım. Period of time olduğu için. 5 günden bahsediyor. Zaman süreci. O yüzden for 5 days. 5'te Sally didn't read any newspapers. She was on holiday. While she was on holiday derim. Yine bir cümle var. Was were yapısıyla. Tatildeyken demek. İken anlamı katıyor. Sonrasında 6'da the students looked very bored. Boring sıkıcı demek. Bored sıkılmış. Öğrenciler çok sıkılmış görünüyorlardı. During the lesson diye kullanırım. While kullanamam, cümle yok. For the lesson olmaz. Bir period of time değil. O yüzden during the lesson, yani ders esnasında demek. 7'de ise I fell out of bed. Yataktan düştüm demek. Blah blah I was asleep. Uyurken demek. I was asleep. Uyuyordum. Uykudaydım gibi bir anlamı var. Was were yapısıyla kullanmış. O yüzden why I was asleep diye kullanıyorum. 8'de last night I watched TV for 3 hours derim. 3 saat boyunca. 3 saatliğine veya period of time olduğu için for kullandım. I don't usually watch TV during the day diye kullanırım. Normal bir isim var. Gün boyunca çoğunlukla gündüzden bahsediyor. During the night derseniz gece, during the day derseniz gündüz. Ama gün boyunca deriz ona. Gün boyunca çoğunlukla televizyon izlemem. 10'da ise do you ever watch TV? Hiç televizyon izler misin? Ever hiç demek. Blah blah you are having dinner. Akşam yemeği yerken. O yüzden while
you are having dinner. İki anlam katıyorum. Normal bir present continuous yapısı var. Bir sonrakinde ne demiş? Complete the sentences, use ing, doing, having, etc. Ne yapıyorduk? Normal bir cümle varsa eğer before, after'dan sonra özellikle bunları subject'ine atıyorduk. Tense'ini hiç önemsemiyorduk ve fiile ing eki getiriyorduk. Ne demek? After doing the shopping. Alışverişi yaptıktan sonra. They went home. Eve gittiler. I felt sick. After. Sick, hasta demek. Hasta hissettim. After blah blah too much chocolate. Çok fazla çikolata yedikten sonra diyebiliriz. After eating too much chocolate diye yapıyorum. Eat, eating. Bunu yazayım mı? Muhtemelen biliyorsunuzdur ama hadi yazayım. Nasıl yazıldığını bilmeyenler varsa. Eat, eating diye yapıyorum. Sonrasında I'm going to ask you a question. Think carefully before blah blah blah. Sana bir soru soracağım diyor. Question, soru. Think carefully. Dikkatlice düşün. Cevaplamadan önce deriz. Cevaplamak fiilini hatırlar mısınız? Before answering. Answering the question. The question dememiş, it demiş. Tekrar question'ı kullanmış. Before answering diye yapıyorum. Cevaplamadan önce demek. Dörtte. I felt awful when I got up this morning. Bu sabah kalktığımda berbat hissettim. I felt better. Daha iyi hissettim. After blah blah a shower. Have a shower diye kullanırız. Duş almak. Ama burada having diye yapacağım. After olduğu için. After having a shower. Duş aldıktan sonra demek. After blah blah my work, I left the office and went home. İşimi bitirdikten sonra diyebiliriz. I left the office, ofisi terk ettim ve eve gittim. Ofisten çıktım ve eve gittim. After finishing my work diyebiliriz. Bitirdikten sonra. Ve after doing my work da diyebilirsiniz. İşimi yaptıktan sonra, ikisi de olur. Onu da yazayım. Doing or finishing şeklinde. Altıda son olarak before blah blah to a foreign country. Yabancı ülke demek foreign country. You should try and learn a little of the language. Bence de. You should try. Uğraşıp uğraşmalı ve öğrenmelisin. A little of the language. Dili biraz uğraşıp öğrenmelisin demek. Bir yabancı ülkeye gitmeden önce deriz mesela. Before'dan önce. Before going to a foreign country diye bir kullanabilirim. Go fiiliyle yani. Bu kısım da bitti. Sona geldik. Bakalım burada ne yapıyormuşuz? Write sentences with before plus ing and after plus ing. Aynı şeyi yapıyoruz ama bu sefer cümleleri biz yazacağız. Bu kısımda belki biraz zorlanabilirsiniz. Dikkatlice dinlemeye çalışın. Ne demiş? They did the shopping. They went. Then they went home. Then sonra demek. Dikkat edin. After, then sonra demek. Then ise sadece sonra demek. Sonra eve gittiler demek. Nasıl yapmış burada? After doing the shopping, alışverişi yaptıktan sonra eve gittiler diye yapıyoruz. Mantığına bakacağız. Türkçe düşünebilirsiniz. Şunu yaptıktan önce mi diyeceğiz ya da yapmadan önce mi diyeceğiz yoksa yaptıktan sonra mı diyeceğiz? Ona karar vereceğiz cümlede. Ona göre tekrar yerlerini karıştıracağız. Demiş ki John left school. Okuldan ayrıldı. Okulu bitirdi anlamında bu. Okuldan çıktı. Then he worked in a bookshop for 2 years. Sonra 2 yıl boyunca veya bir kitapçıda çalıştı. Nasıl yaparız? Okuldan ayrıldıktan sonra çalıştı deriz. Veya önce çalıştı deyip sonra okuldan ayrıldıktan sonra diye de cümlenin yerini değiştirebiliyoruz. İki cümle yer değiştiriyor İngilizce'de, dikkat edin. John worked derim. Worked in a bookshop. Cümle o şekilde başladığı için böyle yapıyorum. Diğer versiyonu da söyleyeceğim. In a bookshop. For 2 years'ı yazmıyorum şimdi. After leaving the school. Cümleyi böyle de yapabilirim. Veya after leaving the school'u başa alıp, yani after leaving the school, John worked in a bookshop'ta diye de kullanabilirim. Ama bize önce John worked diye verdiği için cümleye bu şekilde başlamış olduk. Yerini biraz değiştirmiş olduk yani. Buradan başladık önce, sonra buraya geçtik. 3'te. I read for a few minutes. Birkaç dakikalığına demek. Birkaç dakikalığına okudum. Then I went to sleep. Sonra yattım, uyudum. Ne deriz bu cümleye? Before'la kullanmış. Then önce diyeceğiz yani. Uyumadan önce birkaç dakika okudum deriz. Nasıl yaparız bunu? Before'u kendisi vermiş. Before I went to sleep. Pardon, bunu going ile mi yapacaktık? Aynen. O zaman burada doğrusunu yaptık mı? Leaving the school dedik. Normalde before I went diye kullanırım ama bunu böyle yapacağım. Before going to sleep. Dikkat edin, went bunun yalın hali go. O yüzden going diye yapıyorum. Before going to sleep.
yatmadan önce, uyumadan önce I read. Şurada bir I olacak. I read for a few minutes. Bla bla bla. Birkaç dakika okudum demek. Tekrar okuyayım cümleyi. Before going to sleep, yatmadan önce. Normalde before I went to sleep. Onu kısaltıyorum. Going to şeklinde yapıyorum. Bu yalnız acak acak eki olan going to değil. Dikkat edin. Sadece feeling go'nun ing almış hali. Before going to sleep, I read for a few minutes şeklinde kullandım. Dörtte ise we walk for 3 hours. 3 saat yürüdük. We were very tired. Çok yorgunduk. Ne deriz? 3 saat yürüdükten sonra çok yorgunduk diyebiliriz. After we walk demeyeceğiz de normalde yapabiliriz ama bizden yapıyı böyle istemiş. After walking for 3 hours. Ve diğer cümle. We were very tired. Bu şekilde devam edebilirsiniz. After walking for 3 hours diye yaptım. Ve son olarak let's have a cup of coffee. Hadi bir fincan kahve içelim. Then we'll go out. Sonra dışarı çıkarız. Dışarı çıkmadan önce bir fincan kahve içelim diye kullanabiliriz. Let's'i vermiş. Önce bir fincan kahve içelim. Dışarı çıkmadan önce diye kullanacağız. Let's have a cup of coffee. Bu cümle aynı. Coffee. Ne diyeceğim? Before going out. Before we go out diye de kullanabilirsiniz. Dikkat edin bu arada. Before we will go diye kullanmıyoruz. Before, after gibi kelimelerden sonra gelecekten bahsetseniz bile will kullanılmaz. Geniş zamanda kullanılır. Bunu daha önce birkaç ünitede işlemiştik. Burada da o yüzden normalde then we'll go out demesine rağmen cümle yapmam gerekiyorsa before we go out diyorum. Ama bu yapıda benden we'yi de istemiyor. ING ile yaptığı için before going out şeklinde yapıyorum. Yani dışarı çıkmadan önce hadi bir fincan kahve içelim demek. Konu bana çok zor gelmiyor. Bilmiyorum, size de gelmemiştir umarım. Ve çok kullanışlı bir konu. Normal cümle kuruluşlarında bayağı işinize yarayacak bir şey. Bir sonraki ünitede ise neye bakacağız? In, on, at tekrar bakacağız. Daha önce bakmıştık. Zamanlarla bakmıştık. Sabah derken mesela in the morning diyorduk. Akşam derken at night diyorduk. Bu sefer ise yerlerle nasıl kullanacağımıza bakacağız. Hangi yerde in, hangi yerde on, hangi yerde at, buna bakacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.